Emily Resum. Nota. Bu bayağı uzun ama. Tamam o zaman. Tamam buraya yapayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allah'ım selam olsun. 17. Lema'dan sevgili kardeşlerim 127 sayfa 9. nota. Bil ki nebi beşerde nübüvvet beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yani fezlekeyi 25. sözden biliyoruz neydi? Kur'an giriş yapar, gelişme yapar, olayı anlatır. Ve huve semir ali. Ve huve semir basir. Sonra hep böyle. Buna fezlike. Fezlike deniliyor. Yani o anlattığı olayı ya bir esma ile o bütünlüğü ifade eden esma ile veya Cenab-ı Hak zatını bunların üstünde tutarak tavsif ediyor. Mesela anlatıyor da yani yaptıkları yanlışları, cinayetleri. Sonra yeise düşmemesi için merhametlilerle merhametlisiyim diye öyle bitiriyor. Buna fezleke deniliyor. Hulasa. Şimdi nübüvvet beşerde hayır ve kemalatın hem fezlekesi hem aslı. Niye? Nübüvvet olmasa hayır ne, kemalat da nasıl olacak? Bilinmez. Din yoksa doğru bile isabet etsen şu doğrudur. Doğrunun doğru olduğunu bilemezsin. Birisi demedikçe sana. Nereden bileceksin? İsabet ettin diyelim. Toplumun bir doğrusu. İşte o işte. Ama devamında değişken bir şey toplum. Eskiden değer yargıları farklı. Şimdi farklı. Dini hak, yani nübüvvet neydi? Nevi beşerde hayır ve kemalatın fezlekesi esası bu nübüvvet. Şimdi dini hak. Yani hak din ise, din var ama hak yoksa, dini hak saadetin filistesidir. Hak din. Saadet. Eğer saadet olmuyorsa dinimizi sorgulamamız gerekiyor yani. Nasıl cümle? Şimdi bana üstad mı ya? He vallahi Allah geçmişimize rahmet etsin. Sen de sebep oldun. Allah senden de razı olsun. Şuraya bak Allah'ını seversin. Bu kadar fezleke olur mu? Nebi beşer, beni de coşturdum Allah. Nebi beşerdeki nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Din hak, saadetin filistesidir. İman, bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. Bundan ne anlıyoruz Mustafa Bey? Ben, katkısı olan var mı? İman, bir hüsnü münezzeh. Hüsnü münezzeh. Neresi? Münezzeh, yani tenzih edilmiş yani bilmem. Sanki bir şeyle kıyas edilecek bir şey yok. Harika. Bir de mücerred. Sanki beşeri veya maddi şeyden hadir tecerrüt edilmiş sanki. Evet, varlıktan. Yani varlığın içerisinde... Kutsi, kutsi bir şey abi. Kutsi bir şey. Varlığın içerisinde varlıkta tanımlanıyor ama varlıktan tecerrüt etmiş. Varlıkla alakası yok. Varlığı anlamlandıran... Yani mesela ruh, mücerred diyebiliyorsun. Yani bedendeyken bedene dahil değil. Bedenle alakası yok. Yani hayatı her şeyi anlamlandıran ama hayatın kendisi olmayan hüsnü müneze her şeyiyle temiz. İman. Sonra belki bir şey diyeceksiniz. Yani güzellik aslında arzı ya, mahlukta pek güzellik. Hı. Yani zati değil. Ama iman peki üstü münezzeh, zati olduğu için üstü münezzeh. Yani başkası, başka şeyle kıyas edilerek değil. Hı. Harika. Çok var. Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor. Şuraya bak. Sanki tespih çekiyoruz. Bir daha.
Madem şu alemde parlak bir hüsn, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bilbe dahi hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir. Elhamdülillah. Zaten eğer insan dinsiz mutlu olsaydı din olmadan, dinlerin zaten gelmesi mantığı olmazdı. Peki lakara gülenler mutlu mu zannediyoruz? Hayır. Sıkıntısını bastırmak için kullandıkları bir yöntemdir. Measin-i ubudiyetin binlerinden yalnız buna bak ki, şimdi bu söylediğinden measin-i ubudiyetin, yani ubudiyetin güzelliklerinden binlerinden yalnız buna bak ki Nebi aleyhisselam ubudiyet cihetiyle muvahidinin kalplerini id ve cuma ve cemaat namazlarında ittihat ettiriyor. Yani ubudiyetin güzelliklerinden bir tanesi de Nebi aleyhisselam ubudiyet cihetiyle Allah'a iman edenler, muvahid olanlar bayram namazlarında, cuma namazlarında, cemaatle kılanan namazlarda insanları bir getirmiş. Bak sosyal yapıya bak. Şimdi pek alışmışız da bu nimeti. Düşün o 1400 sene önceki bedevi çadır hayatı. Birisi orada, birisi papilak, birisi Gündoğdu'da çadır var. Ama cumada, bayramda, bu pazarda birleşiyorlar. O Hristiyanlar acaba, dinsizler acaba nasıl bakıyor Müslümanların o cumalarda toplanmaları? Acayiplerine gidiyor. Ruhlarında nasıl bir şey oluyor? Bunlar nasıl toplanıyorlar böyle? Görmüyorlar. Çok garip. Bayramlar namazlarında, cumada ve cemaatle kılınan namazlarda kalplerini ve dimağlarını birleştiriyor, tek yapıyor. Şu yönteme bak, sisteme bak. Köle ile efendi bir safa getirebiliyor yani. Evet, köle ve efendi, zengin fakir, değil mi mesela? Alim cahil, kadın erkek. Yani böyle biraz düşününce böyle sakin sakin, tek tek okuyunca böyle müzakere, ne kadar acayip bir şey ya. Yani elimizdeki nimeti bilmiyoruz, hala mutlu olmak için başka şeylerin şartları arıyoruz. Şu olursa mutlu olur. Nasıl yapmış? Yani aklım şeye gidiyor. Şimdi biz bardağa alışmışız. Numunesi yok bu işin. İlk yaparken peygamber. Bu cemaatle namaz kılmana veya dindeki Fatiha okumaksa bir soru eğilmek. Numunesi yok. Misali yok. Patenti yok. Modeli yok. Daha önce muacelesi yok yani. Daha önce görmemiş. Misal yok. İlk bu yapacaksın, son yapacağız. Deneme yanılma da yok. Ve yaptığım bir şey her sene, her asır en mükemmel oldu. Ve dillerini bir kelimede cem ediyor. Dillerini bir kelimede cem ediyor. Öyle bir surette ki şu insan Mabud-ı Ezeli'nin azamet hitabına, bak, şu insan Mabud-ı Ezeli'nin azamet hitabına hadsiz kalplerden ve dillerden çıkan sesler, dualar, zikirler ile mukabele ediyor. İnsan. Neden? Çünkü surede, namazda Allah'ın kelamını okuyor ya. Şu insan, Mabud Ezeli'nin azamet hitabına hadsiz kalplerinden ve dillerinden çıkan sesler, dualar, eller kaldırılınca herkes aynı şeye dua ediyor. Zikirler ile mukabele ediyor. O sesler, dualar, zikirler birbirine tesanüt ederek ve birbirine yardım edip İttifak ederek öyle geniş bir surette Mabud-u Ezeli'nin uluhiyetine karşı bir ubudiyet gösteriyor ki güya küre-i arz kendisi o zikri söylüyor, o duayı ediyor ve aktarı ile
namaz kılıyor, küre-i arz ve etrafı ile semavatın fevkinde izzet ve azametle nazil olan vâkimussela emrini küre-i arz imtisal ediyor. Bu sır ittihat ile namaz bunu cem etmiş. Ubudiyet bunu cem etmiş. Sırrı ihtiyat. Yani bunu da din kisvesi olmasa kılıfı nasıl birleşecekti ki? İnsan yani, kardeşiyle birleşmiyor. He? Yani Cenab-ı Hakk'ın azametli bir hitabı var ya abi, bütün zamanlara şumurlu bir şekilde. Yani insan onu tek başına yapamıyor. Yani cemaatlarda, bayram namazlarında bir o birleşme de ona karşılık verebiliyor. Karşılık dedi ya, hadsiz kalplerden, dillerden, zikirlerden dualarla birlikte o insan ona mukabele edebiliyor insanlar. Ancak tek olsan olmuyor. O cihette Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine karşı insanlar toplanıp ubudiyetiyle mukabele edebilir yani. O tek başıyla nakis oluyor. Mesela Hacı Amre'ye gidenler biliyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk ile diye. Yani o zaman Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diyoruz. Mesela yarın sabah her tarafta Allah-u Ekber sesleri inlenecek. Alem şartı farklı bir şey oluyor yani. Değil mi ya? Kurban da değil mi? Bu sırr-ı ittihat ile kainat içinde bir zerre gibi zayıf insana bak. Kainat içinde bir zerre gibi zayıf küçük bir mahluk olan şu insan. Kainata göre ne olacak 60 kilo? Kainat içinde bir zerre gibi zayıf küçük bir mahluk olan şu insan, ubudiyetin azameti, ama maddeten böyle, ubudiyetin azameti cihetiyle Halik-i Arz ve Semavat'ın mahbub bir abdi ve arzın halifesi insan, sultan, arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-i kainatın neticesi ve gayesi oluyor. Böylelikle. Bir daha. Kainat içinde bir zerre gibi zayıf küçük bir mahluk iken şu insan, ubudiyetin azameti cihetiyle Halik-i Arz ve Semavat'ın mahbub bir abdi ve arzın halifesi, sultanı ve hayvanatın reisi ve hilkat-i kainatın neticesi ve gayesi olur. Eğer namazların arkasında, hususan bayram namazlarında bir anda, yarın mesela, Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri, alemi gaybde ittihat ettikleri gibi, alemi şehadette dahi birbirine ittihat edip içtima etse, küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup, azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği, Allahu Ekber'e musavi geldiğinden o muvahhidinin iddiasıyla, o Allah tek olan Allah'a inananların bütünlüğüyle bir anda Allahu Ekber demeleri küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber hükmüne geçiriyor. Küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiriyor. Yani kainatın halifesi, kalbi insan ya, onlar da ittihat etmiş. Mekke mihrap, Medine minber, imam bir tane, 14 tane saf var, 14 asır. O her asrın imamı munadi, imamın söylediğini tekrar ediyor. Allahu Ekber, o da Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Aslında imam tek. Ve namaz da tek ağaç. Mesela her saniye namaz kılınıyor. Ara verilmiyor ki ikinci namaz kılsın dünyada. Mesela Rize'de namaz oldu. Tam namazın birinci rekatındayken çay elinde oluyor. İkinci rekatında pazarda oluyor. Üçüncü rekatı... Tersi mi söyledin? Böyle geliyor değil mi Erzurum'da? Doğru. Erzurum'da namaz oluyor. Artvin'de ikinci... Erzurum son rekattayken, Artvin birinci rekat. Artvin üçüncü rekattayken burası birinci rekat değil mi? Yani hiç boşluk yok.
Hasan abi, insanların tesbih ve tazimi mi daha küllü oluyor meleklerin? Duydunuz soruyu. Adam niye kaçtın oraya? Ha? Ha tamam. Bak dedin ki, meleklerin mi tazim ve tekbirleri, zikirleri daha kıymetli melek şey insanların mı? Öyle mi? Hangisi daha büyük? İnsanlar. Niye? Çünkü insanlar cüz-i iradeyle ayrıdır, değişir. Meleklerine böyle bir bakan böyle bir şey olmadığı için. İnsanlar da eksi artı. Vesatet olduğu için değil mi onların ayaklarında? Onların ibadetleri, şey gıdaları ibadettir. İnsan bir mücadeleyle söyleyeyim değil mi? O bütün kainat onların tesbihatıyla dolu. Meleklerin tesbihatıyla. Hanife-i Arz tesbihatıyla dolu. Arz'ın halifesi de onların tesbihatıyla. Ha, o insanların adına yapıyor. O meleklerin adına da yapmış. Meleklerin adına da yapıyor da. Meleklerin şeyleri adına. Bütün mahlukat adına şey sunuyor ya, tesbih. Tesbih yani. Allah'a insan sunuyor. Tayyatta değil mi? İnsan sunuyor. Vay be. Sunabiliyor mu? Sorulmaz. Sunan var ya sunan. Ya sunamıyor, o sunamıyor mu? Sunuluyor yani. Yapanlar var ya. Şey, İnsan dedik madde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Gibi ya. Onun tesbihatının meleğin tesbihatı. Biz onun timsali sürekli. Meleğin de en büyüğü hangisi ise öyle yok. Tamam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne hiçbiri geçirmez. Zaten salavat getirince, yani Peygamber Efendimiz'in yaptığı bütün dualara amin diye demek istiyoruz, değil mi? Peki, koyuyor, Allah bile Kur'an'da diyor ki, Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz için şey ediyor, salat, ne diyor, selam ediyor. Salam. İnna Allah'ın melekü sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, selavat getiriyor. İnsandaki 100 trilyon zerre hücrelerin bile o tesbihatını görevini melekler yapıyor. Melekleri iman, o zaman niye etti ki? Gayb oldukları için. Ne oldukları için? Gayb oldukları için. Peki kar etmese görme, ne olur? Görmediğim inanmam diyor. Şimdi şeyler, maddi parasılar. Biz ise Allah inandığımız için o da gayb ona da inanıyor sen. Ona görmediğimiz halde. Peki ne işimize yarıyor ona iman ederek? Çünkü meleğe iman etmezse kafir oluyoruz. Sonsuz kaybediyor. Meleğe inanmayla bizim ne karımız var? Allah bütün icraatını o memurlarla yapıyor. Her şeyin mükemmel adresi var. Sife yapıyor. Yani. Senin karın ne? Onu işte, adam da ikrar etmiyor, inkar ettiği halde hala ona pay çıkıyor, kiraz veriliyor. Hizmet ediyor da insana. Halife yazsa Allah ona onlar Allah'a kusursuz yani, hizmet ettikleri için. Bayi'nin odacı sorulur ya, onun şeyini bir üst bakama odacı taşıdı ya. İnsan tesbihatını taşısa bile, sunsa bile yine bir aracı. Mesela Vali'nin odacısı nasıl bir üst Rize'ye bir şey götürüyor, bir evrak götürüyor. Melek de insan için aynı şekilde. Ama Kasım biraz şey olmadı ya. İnadına değil de hani tatmin olmuyor. Nasıl? Onlar bir sana belli değil, açık değil. Ha. Cevap var Hasan abi, verebiliriz. Baş. Söylesin de. Ha, söylesin. Başkanı kabul ediyoruz, fazla kim mümürü kabul etmesin. Yok, fazla kim mümürü, başkanı en müddet uzak, tam tamam ya, tam ettiğinden dolayı. Evet. Bunu rica etsek, tamam oraya gidiyor. Oku bakayım Mustafa. Abi 29. sözde meleklerle ilgili. Hiç hatıra gelmesin ki şu hikatta cari olan namuslar, kanunlar, kainatın hayatlar olmasına kâfi gelir. Çünkü o ceryan eden namuslar, şu hükmeden kanunlar itibari emirlerdir, vehmi düsturlardır, adını sayılır. Onları temsil edecek, onları gösterecek, onların dizginlerini ellerine tutacak, meleke denilen ibadullah, ibadullah olmazsa, o namuslar o kanunlara bir vücut tayin edemez, bir hüviyeti, hüviyet teşavvusu demez, bir hakikat harici olamaz. Halbuki hayat bir hakikat hariciyedir, vehmi bir emir, hakikat hariciye yüklenemez. Belki esma meleklerle gözüküyor, melekler vasıtasıyla. Sen bunlar ne demek istedin? İnsan bir şey olmadı. Tamam da, kendi düsturlar, kanunlar dedi ya, onları temsil ediyor. Yoksa diyor, melek olmasa diyor, onlar Adem'i sevdir. Yani insan için neler diyor, çok okudun mu? İnsan kesin. Sana abi, hayır, bu 24. sözde
Şimdi bunu sorduğu soruyla o nasıl bir cevap olur? Bunun sorusu değil ya. Hayır, melek. Hasan abi dedi ya. Melekler iman etmekte işimize yarayacak. Ha, olur mu? Ha, abi. 24. sözde 4. dal var ya. Orada yani insan diyor, ubudiyeti külliye cihetinde melaikeye benzer diyor. Ama insan daha camidir diyor orada. Yani ubudiyeti külliye cihetinde. Şey abi, 357'di abi. 357. Al bunu, sen oku onu. Ver onu. Melek sayısı çok fazla. Orada camiyetin sırrını da söylüyor yani orada. Hüsur! Kardeş, niye böyle sessizle bulundun? Herkesi dinliyor. Ha, ağrı kesici mi? Burada dört ameleden bahsediyor ya, hayvan. Tamam. Cengiz, Cengiz'di değil mi? Evet. Yani bak sen şey yapsana, üretsenize kafanıza şeyle. Burada hayvanat, hı-hı, nebatat ve cemaatat, hı-hı, insan, melaike, dört tane ameleden bahsediyor. Tamam. Burada dördüncü kısım insandır diyor. Şu kainat sarayında bir nevi hademi olan insanlar hem melaikeye benzer, anata benzer, melaikeyi ubudiyeti külliye de nezaretin şumulünde, marifetin ihatasında, rububiyetin delalında meleklere benzer. Belki insan daha camidir. Neden camiyetini söylüyor burada? Fakat insanın şerire, iştihalı bir nefsi bulunduğundan melaikenin hilafına olarak pek mühim terakkiyat, tedenniyete mazhardır. Hem insan amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir hisse aldığı için hayvanata benzer. Öyleyse insanın iki maaşı var. Biri cüz'idir, hayvanidir, muacceldir. İkincisi melekidir, küllidir, müecceldir. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedenniyatı geçen 23 adet sözlerde yani kısmen geçmiştir. İnsan bütün mahlukatı kendisinde barındırıyor da. Temsil. Burada yani, amele diyor ya, birincisi, ikincisi, üçüncüsü. En son insana diyor ve insan o öndeki sayıda hepsini içinde barındırıyor diyor. Hı. Ve onlardan daha da camidir. Ama şu var. Oruç tutuyor. Hasan abi. Oruç tutuyor. Ha. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Ha. Aslında şurada bir şey okudu ya, şöyle aklıma geldi. Melekle inkar etmekle sendeki melekin boyutu inkar etmek bir şeyine geldiği için. Belki. Harika bir cümle. Kendisini de inkar ediyor. Bu başka bir burada bir sorun cevabı. Evet. Kendi hakikatini inkar ediyorsun. Yani burada ubudiyeti külli cihetiyle melaikenin üstüne çıkıyor. Ama haz ne, yani o peşin ücreti isteme cihetinde de hayvanata şeyine düşüyor, tedenniye düşüyor yani. Yani melaikeden üstün yani. Ubudiyeti aşağılarının aşağısı. Ubudiyet cihetiyle üstün yani melaikeden. Kıyas dahi edilmez yani. Kıyas edilmez. O yok da aşağı inmiyor. O sabit bir sebebi. Sabit. Ama burada diyor ki belki meleklerin makamını da geçer diyor. Yani belki kesinlikle geçer. Yani insan ubudiyetiyle o belki makama ulaşabilir. Belki Hasan abi. Buna Cebrail Aleyhisselam büyük bir misaldir da. Kim? Cebrail Aleyhisselam mesela Peygamber Efendimiz'e muallimlik yaparken onlar kısa bir zamanda Resulullah Aleyhisselam onu geçti yani. Geldim de çıktı yere de çıkamadı. Çıkamadı yani. O zaten kıyas edilmez yani. Ve kesin ki ektir. Tamam, işaret edeceğiz de Hasan abi'nin sorusuna cevap. İnşallah bir cazda diyor ki, yani insanın kuvve-i şehvesi, kuvve-i gadabiyesi, kuvve-i akliyesine mağlup olursa melaike ruçaniyet kısmı der. Melaike ruçaniyet kısmı. Evet. Yoksa mağlup olursa, kuvve-i akliye mağlup olursa bu defa hayvaniyetten aşağı düşüyor. Vay be. Peki biraz daha gideyim. Yani maç ortada, geçen geçmiyor belli değil yani. Ama burada sari bir şekilde söyle de kazanma yani kıyasla değilmez ya. Ahir zamanda zor. Teselli olunmayın. Yani biz ya böyle izlemiyorlar da. Biz kendimizi demiyoruz. Biz sana dedik alan müzakerede melek, yani insanın ibadeti her şeyi üstün diyorlar. İnsan bazen geçiyor, bazen geçemiyor. Ben şimdi kendimi düşünüyorum. Ben meleği geçtim veya geçirdim. Ha, o soru değişti. Geçmesi o başka bir soru. O başka bir soru. Ama insanlık mı dedi melek? İnsan. Dedi, insanlık da bizim örneğimiz Resulullah'tır. Yani. Kasım demedik de yani. Şeydir, insan değil mi? Zaten ustalar da açıklar. Melekler makamı sabittir. İnsan da nihayetsiz terakki, nihayetsiz tedenni. Tabii, nihayetsiz terakki var. Melekler de nerede? Çok açık yani. Fesbah. Şimdi biz neredeyiz? O başka bir şey. O başka bir şey. Şimdi bir de şu var Hasan Hocam. İnsan fitraten acizi fakirdir. Değil mi? Hı hı. Bunu kabul ettiğin nispetinde Allah'a daha yakın olmuyor mu?
Orada evet, onun ilk o onda inkişafı nispeti. Melekler öyle değil, melekler. Aynadanlık ediyor zaten. Meleklere bu engel yok. Güzel bu nedir? Çok evet. İlginç ha. Onu mesela şöyle izah edeyim. Mesela adam ilim yapıyor. Ubudiyet yapıyor, kemalat yapıyor. Öyle bir makama geliyor ki makamsızlık makamını alıyor. Hiçliğini bilmeye çalışıyor. O ilimle. Bak. İlimle terakki ediyor. Terakki, öyle bir terakkiye geliyor ki terakki yok orada. Yani ilimle cehaleti varıyor. Hiçim diyor. Öyle bir kemalat kazanıyor ki yükseldikçe alçalıyor. Alçalıyor. Öyle bir makama yükseliyor ki kemalat velayet sahibi oluyor. Yani bir bak hiçbir şey yok onda, yok oluyor. Bir şey yani ya. Şimdi şöyle düşün. İlim cehalet hizmet eder. İnsan terakki ettikçe ene tedenni ediyor. Enesi tedenni ediyor. Yani terakki, ne kadar terakki ederse ene o kadar yok oluyor insan. Burayı şey yaptınız böyle antika bir şey demiştiler. Yani ilimle usta diyor ki ben içtiğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Değil mi içtiğini? Peki hangi niye biz çalışmıyoruz? Neyi başka çalışmıyoruz? Ondaki o ilim. Ondaki o fazilet ve kemalat, meratip hiçliğini istiyor. Kazanımlarıyla hiç olacak. Hiç olduğu zaman ne oluyor? O bayağı var oluyor. Özüne dönüyor. Yani demek ki hiçliğini bilme nispetinde zat-ı aile oluyor. Çünkü ben sığmadım kainata, beni seven mümini kabul ediyor ya, Allah kainata ilim, irade, kudretiyle var, sıfatları var, sıfatlarıyla var, insanda zatıyla var. İşte zatıyla olabilmenin şeyi, ama benim ilgimi çeken şu, ya ilimle yükseliyorsun, yükseliyorsun, hiçbir şey değil ben. Yani hiç değil, hiç, hiç değil mi bilmeye çalışacak ilimle. Hiç oluyorsun. Kemalini kemalsizlikleri. He, ya, kemal kazandığı kemalatla kemalsizliğini anlıyor. İlimle cahil olduğunu anlıyor. Kazanımlarıyla fakir olduğunu anlıyor. Bu nasıl bir şey ya? Ben değil mi? Baş döndüğüne zor bir şey değil ki. Evet, evet. Çok zor bir şey. Niye? Allah'ın sonsuz ilmini ilim yaptıkça bakıyor ki bunun sonu yok. Allah'ın ilmi sonsuz. Bakıyor ki her şey ondan. Evet, bakınca olduğunu ne olacak? Kendisi cahil olduğunu anlıyor. Şimdi hani cahilin cesareti çoktur diyor mesela. İlk zamanlar. Peki hiç ilmiyle yükselip de o seviyede cahil olduğunu söylenen gördün mü? Hasan Hoca da. Ya, ilk zamanlar Celal'ın bir sözü var derse gelirken. İşte gidiyorsun ne öğreniyorsun dışarı soruyorlar. Mesela diyor ki her gittiğinde ne kadar aciz olduğumu anlıyor. Ya, aptal olduğunu öğreniyor. Öyle demiştin. Ya kimse miydi ya? Her gün nereye gidiyorsunuz dedi ya bu. Her gün gidiyorsunuz dedi. Her gün olur mu dedi. Bugün ki ne anlıyorsunuz dedi ki. Her gün dedi aptal olduğumuzu anlıyor. Daha kibar deseydin. Şimdi ne diyor mu söyledi? İlim sonsuzdur. Demek ki ilim yaptıkça ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Ya ama tamam da yani bir tuhaflık yok mu burada? Bir acayip değil mi yani? Bizim alıştığımız hayat serüveninde bu yok. İlimle şimdi cehaletine var. Kıyas yapıyorsunuz. Allah'ın sözü ilgiyle böyle karşılaştırıyorsunuz. Ne kadar hiç olduğunu anlıyorsunuz. İşte sana burada malikiyetle halifet arasındaki fark ortaya çıkırsa ne olursa onu mahluksun yani. Hakiki mahlukiyet tarafını, hani nasıl mahluk? Nihayetsiz ac, nihayetsiz naks cihetli bir mahlukiyetini ilimle anlıyorsun, terakki ettikçe anlıyorsun. Bu noktası yok mu sana? Çok acayip, evet de öyle de. Yani benim tuhafıma gidiyor ya. Böyle, tam da böyle bir öğreti bu peygamber başta ve ustad böyle bu böyle bir yöntemi ilimle cehaletimi kemalatımla kamil olmadım anlayacağım. Kamil olmadı mı neyle anlayacağım? Kemalatımla. Böyle bir öğreti olur mu? Böyle bir ders şey olur mu? Bugünkü biraz şeyimizde de onun için amarama bastı. Orada yani yere çakıldığı için onu sadece durmuyor hocam. Evet. İlimle cehaletini anlıyor, içtiğimi anlıyorum diyor, içtiğime çalışıyorum. Kendine bu tüketini vermiyor. Allah'a karşı.
hiçlik derken hangi hiçliği kastediyor? Bedeni mi, fiziki mi, hangi hiçliği? İşte bunu sordun mu, bu konu konuşulmayacak demektir. Hani enfusi derste yahu lügat soruyorlar, lügat bizi sordun mu? Evet diyoruz ki tabii kardeş sen, sen bir daha. Şimdi içtik mesela Adem var ya Adem. Ruhum uyuyor ama Adem. Evet. Ben hiç oldukça bedenen, fiziken, evet, arzularımla ruhum uyuyor. Vücudu ilmiye perde olmuş bir unvandır o içtik. Ama içtik oldukça hocam. Bedensiz beden, vücutsuz vücut. Hasan hocam. İlmin varlığın ifade edildiği mekansız mekan. Adem. Adem. 59. sayfada baktı baktı. Şey örnek görebiliriz de Abdülkadir Geylani'yi söyleyeyim. Evet. Ben afillik olmuş. Değil mi? Evet. Evet yaşayan, yaşayan tabii. Aslında sen yani hiçlik diyorsun ama yani kendini hiç saydıkça Allah'tan var oluyorsun. Her şey sensin. Harika. Yani şey hiç, hiç olmuyorsun ki. Her şey senin oluyor. Aslı, aslı senin oluyor. İsmail son odaya koyduk bir şey konuşurum. Evet. Yani Muhittin Arabi'nin aynı sözü söyledi, tamam mı? Öyle terakki etti, dedi, hiç kendisinden bir şey bırakmadı. O zaman dedik, arş benim, kürs benim, cennet benim, cehennem benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim. Aslında bu tabiri külliyette ustad, o şu anlardaki bir tabirle tavsiye ediyor ama tabir biraz şey. Yani ustad diyor ki, insan kainatın içeriğinde aslısı demiyor. Hakikaten Muhammed'in cihetiyle kainatın içeriğinde aslısı. Evet. O zaman asıl orijinal, asıl çekirdek ürün Muhammed'idir. Tabii. Yani bütün mahiyetler, mahiyet-i Muhammed'ine bir tekessür, temessül oluyor. Bu mahiyetler bu ifadesinde asıl o zaman olmuş oluyor. Ha, şimdi şu, şunu kastediyorum Mustafa. Bu Nur Muhammed'in cilve-i nikası ya, müstakil bir vücudu yok. Biz onun vücudunun timsali suretiyiz. Mahiyet insanı bir, tek o. İmam da bir. Bu timsali suret gölgesi, aynadaki bir cilvesi, güneşin. Güneş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olsa, aynada biziz. Ya bu gölge, bu bölüm, bu terakki nasıl demiş ya? Ben onu onaylama adına söylemedim ya. Ama demiş yani ve buna batıldır, şey yaptı demiyoruz da. İslamiyet'in bir mucizesidir diyor. Ya bu terakki görüyor musun ya? Gördü, doğru. E Geylani bundan aşağı bir şey mi söyledi? Geylani bundan aşağı... Usta tavsiye ediyor, Sikiyet Tavsiye Kaybiye'de 149'da şey yapıyor. Diyor ki... Zatım ne kadar yücedir, kendimi tespih ederim. Ustad diyor ki o, fena fillah makamına geldiği için beşeriyetten hiçbir alamet bırakmadık, onun adına söylüyor. O makamda olmayan ve o makam bilmeyen bunu şey yapamaz mı? Yunus Hanım'ın dedikleri. Ya, yani ben irdelemiyorum ya böyle de şöyle de. Şey diyor Ustad. Telakkiye bakın yani. O dahi eser çok sarahat ediyor, zedene gidiyor yani. Ama... Bu da hakikat değildir diyor mesela. Yani varmış. Yani. Allah halis ve affolursan diye Allah'ın mülkü olan kainat senindir diyor. Senin mülkün diyor oğlum. Allahu Ekber. Allahu Ekber diyen yüzer milyon insanların sesleri alemi gaybda ittihat ettikleri gibi alemi şehadette dahi birbirlerine ittihat edip içtima etse ki Haç'ta, Arafat'ta işte yarın inşallah bayram namazında küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber re musavi geldiğinde mesela Erzurum'da yarın sabah bayram kılınacak. O tam bitirmeden Artvin kılacak, öyle değil mi? Sonra Rize kılacak. Yani her an sanki öğlen kılınıyor, her an bayram kılınıyor. Acayip aynı anda oluyor. Başka yerde ala öğleyin oluyor. Öğleyin. Daha ertesi günü olup da sabah olmadık ki şey olacak mesela. Fesubhanallah. Garibime gidiyor. İçtima etse küre-i arz tamamıyla büyük bir insan olup azametine nispeten büyük bir sada ile söylediği Allahu Ekber'e musavi geldiğinden o muvahhidinin ittihadı ile bir anda Allahu Ekber demeleri küre-i arzın büyük bir Allahu Ekber'i hükmüne geçiyor. Adeta bayram namazlarında alemi İslam'ın zikir ve tesbihiyle zemin zelzele-i kübraya mazhar olup
aktar-ı etrafiyle Allahu Ekber deyip kıblesi olan Kabe-i Mükerrem'in samimi kalbiyle niyet edip Mekke ağzı ile Cebeli Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek Mekke ağız. Şuraya bak. Mekke bir ağız. Cebeli Arefe diliyle Allahu Ekber diyerek o tek kelime etraf arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ettiriyor. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksı sadası ile hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi, yani sanki bir yankı yapan daha var ya, bir şey söylüyorsun, o da söylüyor. Bir daha, bir tek Allahu Ekber kelimesinin, yani hepsi birden söyleyince tek bir Allahu Ekber oluyor. Kelimesinin aksı sadası ile hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi, o makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çinlatıp berzah alemlerine de temevvüc ederek sada veriyor. Yani ötelere, burada söylenen şey orada iddiat ediyor. Erzurum'daki, Artvin'deki, Rize'deki, Trabzon'daki Allah-u Ekber ötelerde iddiat ediyor. Ötede tek oluyor. O nasıl bir sada olur ya? He Kerem? Bak, Erzurum'un Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe diyor ve Allahu Ekber diyor. Artvin'de komple şehir, Rize, Trabzon böyle hepsini ve dünyayı düşünün. Hepsini bir de bir yerde toplanıyor. Amerika'da, Avrupa'da da bazı şehirlerde böyle hissediyor. Ne acayip bir şey ya. Evet. Kesin çok. Tabii hayal edince bu sevk oluyor bu. Bunu hayal ederse böyle. Bunun tam zıttı Üstad diyor. Yerde işlenen günahların alemi misali temessülatını görüyorum diyor. Hani günahlarda olduğu gibi zaten sevap kıyas edilmez zaten. Sevaplarda bu şeylerde alemi misali temessülatı alemi gayme daha farklı bir şekil alıyor abi. Bir de ona muhalefet ediyor değil mi içki içerek mesela? Veya bayrama gitmiyor yatıyor şimdi. He Nurettin? Bayram namazına gitmeye yatıyor. O bütün Allah-u Ekber'de mahrum. Bir de o tekbirin ser zakirini düşünelim. Onu da hayal edelim. Başta Resulullah. Of. Allah Allah. Hayal ettiğin zaman baş döndürüyor. Yunan mükemmel bir keyif veriyor. Melekler eşlik yapıyor. Yani ben orada olmak isterdim tabii alemin gaybde. Küre-i arz orada. Bir Allah-u Ekber geliyor. Melekler öldü patlar ya. Ulan ne oluyor? Onlara gıda oluyor ya. Bir de evet. Halk ediliyor abi. Yani ruhaniyet de halk ediliyor orada. Ha bir de o var. Halk ediliyor, bir de ruhaniyet sayısı var yani orada. Şu bitirelim bir çay içelim. Keyfimiz iyi. Havamız iyi elhamdülillah. Vay be. Hayal edince Adem bundan zevk kalanıyor. Hani öte bir küre ağız, bir ağız olmuş. Şey Mekke ağız. Cebeli Arafa bir değil diyor. Başka ne söyledi? Tefekkür edince, düşününce ha, yoksa... Yoksa olmaz diye. Tadı almak mümkün değil. Arka da alamazsın. Biz okusana. Mesela Mekke ağız, dil, Arafat meydanı var ya beraber gitmiş. Ondan sonra bakayım ötekisi neydi? Ağız mağara. Kalbini hangisi demişti bu? Kalp de kalp demişti ya. Mekke kalp mi? Mekke ağzı ile Cebel-i Arefe diliyle Allah-u Ekber diyerek o tek kelime etraf arzdaki umum müminlerin mağara misal ağızlarındaki havada temessül ediyor. Bir tek Allah-u Ekber kelimesinde aksı sadası ile hadsiz Allah-u Ekber vuku bulduğu gibi. Mesela Allah-u Ekber ben tek diyorum ama zerratlarda Allah-u Ekber var şu an. Bu sesim olabilmesi için bütün zerre aynı tek olması lazım. Allah. Mesela burada 1000 kişi olsa hepsinin kulağına gittiği gibi. Evet ya. O makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çinlatıp berzah alemlerinde celal ayal tabi tefekkür ederse berzah alemlerinde temevvüc ederek sada veriyor. Dalga. Dalgalanıyor alemin gaybının dairelerine.
Oradaki sakinler şaşırıyordu hani. Ulan bu nereden geliyor bu ses ya? Tutat görmediğimi yazmadım diyor. Evet. Allah hoşnut oluyor peki, bunlarla öyle mi? Yani, hayır. Görmeden bunlar yazıyor. Allah evet. Allah'ın da hoşuna gidiyor. Mezit mukaddesi var. Oğlum beni unutmadı diyor lan. İsmail, onu demeyeyim, şunu diyeyim. Allah'ı görünce cennette hiç hayal ettin mi? Hani ne? Yasak edemeyiz. Yok yok ya. Allah-u Ekber, yani Allah'ı göreceğiz değil mi? Nasıl bir zevk olur, hayal edebiliyor. Hiç yolda yürürken, hava giderken hiç düşündüm. Allah'ı cennette gördüğüm zaman ben de ne olur? Mektubatta diyor değil mi? Ne diyor? Aa, hadis-i şerifte diyor ya, bir saat, bin sene cennete, bir saat cemali görmeye mukabil görmeyen bir. Ama yani onun bir muşakas olsa. O kadar açıkladı hadis. Belki hayal etmişsindir de bana da, bizimle de paylaşmışsın. Böyle Allah'a ben şaka demiyorum sen böyle. Ulan Allah'ı görsem ki göreceğiz inşallah. O rüyada nasıl? Ben mesela bir defa rüyada yani sanki onu gördüm. Tam gördün de niye? Bakan meydana çıkıyor da olmuyor. Malum gökyüzünde bir sanki şekil aldı. Yani öyle bir şeytanı mı bilmiyorum yani. Nasıl bir şekil? Nasıl bir şekil? Ya o acayip devasa bir şey yani. İnsana mı benzedi? Bütün her tarafı sanki kucaklamış böyle bir şey. Bir şeye benzeceğiniz zaten değildir abi. Ama Peygamber Hazreti Selam ben Rabbimi diyor, 14 yaşında bir deli kanlı simasını gördüm diyor. Veya ay Miraç'ta gibi parla. Gördüm, ay gibi gördüm diyor. Niye peki bunu hemen şey yapıyorsun? Risale'yi ilk tanıdığımız zamanlardaki... Şimdi niye onları göremiyorsun daha ya? Öyle bir şey yani. Hava fazla çıkıyor. Kim dedi? Hava fazla çıkıyor. Hava mı fazla çıkıyor? Ya bu acayip bir şeydi değil mi o zaman? Çok değişik. Her taraf kucakta, kimisi güneş gibi görmüş. Peki rüyada Allah'ı görmek var mı? Var, Fıkıh-ı Ekber'de var. Zerrisade var zaten. Miracı meyveleri var ya, birinci meyve. Hakaik-i mani gözüyle. Hatta hakaik-i mani en şeyi olan Allah'a. Rüyet-i cemali. Rüyet-i cemali gözüyle. Aleyhisselam neyi gördü? Esmasının tam tecellisini mi gördü yoksa kendisinden mi sayıldığı zaman? Kim? Musa Aleyhisselam. Evet. Kasım çok soru soruyorum bugün ya. Çok güzel de hoşuma da gidiyor yani. Katılımcı bir ders istiyordum da. Dersi boruyordu ama devamlı bir soru soruyor. Soru rüya bozmuyor. Bana Kasım onu sordu yani. Ben bir şey sordum evet. Soru ilmi yarısı diyorsun. Mesela ben şey gördüm böyle önümde. Şey, rüyada bir şey. Yok. Olduğu gibi kuvayı hazırlıyor böyle. Denizden. 2 metre yukarıda bir etrafında kuva yazılı bir kapı açıldı oradan böyle bir içeriye böyle pişik buluyor böyle tabi denize 3 tane şey düştü böyle nur gibi ateş var ıksız olarak aydınlandı böyle bakalım böyle Allah Allah çok ilginç maşallah kesinlikle işte son cümle işte bu arzı böyle kendini sacit ve abid. Bir daha son cümle. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid. İbadına mescit ve mahlukatına beşik. Ve kendine... Ya şu cümleye bak. Bak. İşte bu arzı böyle kendine sacit ve abid. Kendine. İbadına mescit, mahluklarına beşik ve kendine müsebbih ve mükebbir eden Zat-ı Zülcelal'e yerin zerratı adedince hamd ve tesbih ve tekbir edip ve mevcudatı adedince hamd ediyoruz ki bize bu nevi ubudiyeti ders veren Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamına ümmet eylemiş. Elhamdülillah. Allah'ım salatı selamımızı Habibi Kibriye'ye ulaştır ya Rabbi. Amin. Bizden hoşnut et ya Rabbi. Amin. Şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Onun şefaatini bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlat diyarlarımızı ümmeti Muhammediye'de nasip eyle ya Rabbi. Amin. İki cihanda aziz eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Geçmişten bu yana yapmış olduğumuz gerek bilerek gerek bilmeyerek
Niçin bunu yaptın, niçin yapmadın itabına vesile ve sebep olacak fiilleri, sözlerimizi de Gaffar ve Settar yüzü hürmetine, esmaların hürmetine af-ı mağfiret eyle ya Rabbi. Yerlerine ibadillullah seyyiatim hasenat sırrına mazar eyleyip hasenata tebdil eyle ya Rabbel alemin. Ve ahir davahumen elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi, Risale-i Nur unvanı ve talebe kisvesiyle bize bizi kabirde almayı ve haşirde haşir cem etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Tulab-i Kur'an, tulab-i nur olarak ya Rabbel alemin. Günahlarımızda affeyle, Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhlarına, bütün ashabına, evladına, ezvacına, ashabına, etbaına, cümlemize, cümlelerine, ruhları için, Allah rızası için el-Fatih. Amin. Amin.